Efendim hayırlı geceler. İncir Çekirdeği programında yine birlikteyiz. Değerli dostum Haluk Dursun. Artık bizim sakiğimiz de olan sesiyle buğduyla Ezgi Köker ve Halil Karaduman kanunuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün bize çok değerli bir konuk geldi. Evet, teşrif ettiler ve sadece kendileri gelmediler. Gelirken pek çok bizim aslında incir çekirdeğinin içini en iyi doldurabileceğimiz güzellikleri de beraberinde getirdiler. O bizim her zaman ağabeyimiz oldu, üstadımız oldu. Şevket Eygi'den bahsettiğimi herhalde anlamışsınızdır. Şevket Eygi belki de bizim incir çekirdeği ile ilgili bütün güzellikleri, bütün zarafeti, bütün o bize ve medeniyetimize ait estetiği damıtan, imbikten geçiren ve bugünün insanına onlardan bir görüntü sunan çok değerli bir büyüğümüz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref duyduk. Estağfurullah, şeref, o şeref bana ait. Sağ olun. Biz bu akşam incir çekirdeğinde neler konuşacağız, neler konuşmayacağız ki? Her şeyden önce Şevket Bey'in bize bugün için görelim ve üzerinde sohbet edelim dediği malzemeler var. Onların ötesinde Haluk'un kendi koleksiyonlarından bize getirdiği... Kendi çapıma göre. Şevket Bey'in devasa... Tabii onun yanında. Ben de onun için hiçbir şey getirmedim. bir de efendim geçtiğimiz günlerde Ayasofya'da Haluk'un her zaman olduğu gibi yine sebilleri vardı. O sebillerden de yine biz sureta sizlerle paylaşmış olmak için sebilin belki yayılmasını sağlayabilmek için bugün ne şerbeti ikram edecekler bize? Demir hindi şerbeti. Demir hindi, eyvallah. Biraz sonra demir hindi şerbetlerimiz de burada olacak. Şevket abi, bize konuk olan çok değerli büyüklerimize bir şarkı armağan ediyoruz. Bu şarkıyla ilgili olarak da Haluk size bir teklifte bulunuyor. Evet, ben gerçekten Şevket abiye çok da uydu. Gösterdim hangisini bunların nasip ederseniz diye. Hacı Arif Bey'den bu akşam. Hacı Arif Bey eserleri. Repertuarımız Hacı evet, Arif Bey. Hacı Arif Bey. Hepsi Hacı Arif Bey bestesi. Arifem ahkamı sevdadan şikayet eylemem şarkısını beğendiler. Onun İsterseniz önce onu size takdim edelim. Arkadaşlarımız icra etsin. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Arif'im ahkamı sevdadan şikayet eylemem.
teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Tabii Arif olanın ahkam-ı sevdadan şikayet eylemesi hiç haddi de değildir. Aklının ucundan bile geçmez. Ama ikinci dizeyi ben Şevket Bey'e sormak istiyorum. Ey şuhu cihanım, ölsem feragat eylemem dediği şairin sizce neden feragat eylemezsiniz? Bu bir sırdır, muhabbetle ilgili, efendim, sevgiyle ve aşkla ilgili bir sırdır. Biliyorsunuz sır lügatteki kelimelerle anlatılabilecek bir şey değildir. Hiç şüphesiz. Fuzuli divanını okumak, anlayarak okumak, ondan zevk ve haz almak lazım ki bu efendim ikinci mısrağın manasını evet, kelimelerin ötesinde anlayabilsin. Her insanın hakikaten ben ömrüm boyunca şundan feragat eylemem diyeceği bir şeyleri var. En azından mesela imanı yahut düşünce sistemi yahut işte kendisine ait bir takım değerleri, kimliği vesaire manasına. Ama bir de estetik boyutta da hani şu olmazsa benim hayatım anlamsız olurdu diyeceğimiz şeyler de var. Mesela divan şiiri olmasaydı benim hayatım çok anlamsız olurdu. Yani ondan feragat eylemem. Hiçbir iş yapmasam, hiçbir şeyle uğraşmasam bile bir işim olmadığı için bile işimi kaybetsem dahi bir divanın arasında gezinmeyi isterim. Bu bakımdan sizin de çok feragat edemeyeceğiniz şeyler var. Kütüphaneniz, ben koleksiyonlarınız. Yok, ben okur yazar bir vatandaşım. Kendime aydın demekten haya ederim. Ama okur yazarım dersem, yemin etsem başım ağrımaz. Çünkü her gün yazı yazarım ve bir yönde kıraat yaparım. Çeşitli kitaplar, makaleler okurum ama okumadığım bir gün hatırlamıyorum. Hatta ne bahtiyarlık. Haluk Bey kaç kere dinledi? Çocuktum 6 yaşında, henüz okula gitmiyordum. Evimiz 1939 Türkiye'sinde iki ilçenin arasında yol kenarında tek başına bir ev. İki çocuk dergisine aboneydim. Ereğli ile Devrek arasındaki postayı da Katır'la bir postacı gerçekleştiriyordu. Ben beklerdim haftanın muayyen gününü. Postacı geçecek, dergilerimi getirecek. O uzaktan Katır'ı tırıs giderdi. Bana tebessüm eder, sakallı bir adamdı. Dergilerimi durmadan atar. Ben onları heyecanla alırdım. Anneme rahmet diye götürürdüm. Anne, mecmualarım geldi, ne olur okuyuver bana derdim. Yani. Demek ki yani okuma yazma öğrenmeden önce anneme okutarak başlamışım. Pek şikayetçi de değilim yani. Elhamdülillah. Ne bahtiyar bir ömür ama. Yani kaç... Yok, ben ömrüme o kadar bahtiyar diyemem. Çünkü kendime bakıyorum da harcanmış bir insan olarak görüyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Ama yine de Allah'a şükürler olsun. Şimdi köprüde balık mı tutayım? Yahut tophaneye gidip gece gece yarısından sonra 1-2 saat tokur tokur nargile mi içeyim? Yahut efendim bir yere gidip günde 2-3 saat gıybet mi yapayım? Maça hiç gitmezsiniz. Hiç onunla meşgul olmam. Kitap okurum. Kitap şöyle bir şeydir. Kitabı efendim açar okursunuz. Kapattığınız vakit kitabın ağzı kapanır. Başkalarının ağzını kesinlikle kapatıp dikemezsiniz yani. Birinin ağzını açtınız mı ondan sonra felaketler söktünüz. Kitabın ağzı öyle değildir efendim. Efendim Şevket Bey'in ağzını kapattığı kitap Nilden Tuna'ya Osmanlı. En azından açtığı ama o iyimsel tarafıyla açtığı değil. Açtığı. Sen açtığı de ben kapattığı değil. Hayır, o Haluk kapatmaktan Dursun. Şeyim şu. Tekrar açmak üzere. Evet. Eyvallah. Yani burada bir tabii ki. Yani hafife alıcı bir şey yok. Biz arada sırada şakalaşıyoruz ve onun için öyle diyorum. Arkasından Osmanlı coğrafyasına yolculuk. Tabii daha önceden de İstanbul'da yaşama sanatı. Haluk Bey'e kaç zamandır
bu kitaplardan birer takım getir, hiç olmazsa eski bilgilerimizi tazeleyelim diyorduk. Nihayet bugün sağ olsun hakikaten hepsi de okunduğu zaman İstanbul'da, Osmanlı coğrafyasında ve kendi kültür coğrafyamızda yapılabilecek en güzel yolculukları bize yaptıran birer rehberdir. Bu bakımdan İstanbul'da yaşama sanatı, Osmanlı coğrafyasına yolculuk ve Nil'den Tuna'ya Osmanlı. Buyur. Şimdi Şevket Bey getirmiş olduğu malzemeleri önüne öyle bir koydu ki, yani benim dükkan bunun yanında tezgah evet, çok küçük kaldı. Taşıyamadığım için fazla evet. Şey getiremedim. Evet. Aslında çay hakkında konuşacaktım. Bir de böyle Özbekistan'dan gelmiş nefis bir demlik getirecektim. Fakat taşıyamam diye onları koymadım. Ama en azından bir Japon çay seremonileri için bir fincan. Efendim yanınızda. Şimdi isterseniz bundan başlayalım. Bu üzeri sırlı topraktan Japon yeşil çay bardağıdır. Japonya'da 800 seneden beri hiç sönmeden çömlek üreten atölyeler, fırınlar vardır. 800 sene önceki metotlarla. Şimdi avanosla burada kamyon lastiklerini yakıyorlarmış. Burada ağaç yanıyor efendim. Ve Japonya'ya gelen çok kültürlü turistler için bir haftalık onların şeyleri var, programları. Bir günlü de bu işe ayırıyorlar. Bu çok kaba saba bir şey efendim. Hatta tornadan bile belki geçmeden elle yapılmış. Fakat bundan anlayan insanlar hayranlıktan, zevkten, estetik boyutun yüksekliğinden baygınlık geçirebilirler. Şimdi Türkiye'de böyle yarı medeni insanlar, ya bu devirde, melamin devrinde hiç efendim çömlekçilik yapılır mı? İstanbul'da 50 kadar çömlek atölyesi vardı. Bir tane Hasan Usta kaldı Göksu'da. Evet. Ya. Geçen sene gittim. Kırklar elinde bir tane adamcağız kalmış. Yaşlandım diyor. Hiç kimse ilgilenmiyor diyor. Edirne'de falan yok. Halbuki bu 30 milyon turist geliyor. Bunun 300 bin tanesi hediye eşya olarak alsa biz de neler yapabiliriz? Neler yapabiliriz sorusuna cevap olmak üzere Girit'ten aldığım bir bundan 2500 sene önceki bir Yunan vazo diyeyim. Şimdi buna efendim böyle bir ayak yapmışlar. Aslı bunun müzede. Müzedekinin %100 benzeri. Aslına uygun olduğunu göstermek için de bir tane şey koymuşlar. Müze mühürü. Mühür koymuşlar. Bundan hem insanlar ekmek parası kazanır, hem turistler Türkiye'den hatıra eşyası alır. On binlerce çeşit de müzelerimizde koleksiyon vardır. Bunların içinden 20-30 çeşidini hayata geçirebilsek, ileride binlerce insana iş çıkar. Bunlar evlerdeki küçücük mutfak kadar atölyelerde yapılır. Şimdi elektrikle pişiren fırınlar vardır. Bütün malzemesi, her şeyi üzerine sürecek şeyleri efendim, tabiisi yahut yapayı, her şey vardır. Fakat tabii bunu teşvik edecek yüksek zekalar, yüksek kültürler lazım. Kültür Bakanlığımızdan bekliyoruz. Yahut efendim böyle Rahmi Koç gibi sağda solda İslami kesimde çok zengin insanlar biraz da şimdi birçok firma bakıyorum şey basketbol takımı sponsorluğu yapıyor. Efendim, nasıl paralar harcıyorlar? Basketbol ne olacak? Top oynanır biter ama bakın bu kalır. Şimdi burada problem benim küstahlığımı bağışlayın Şevket abi. Bu konularda benim de yüreğim yanıktır biraz. Kültür biraz para isteyen bir şey. En azından kültüre gönül veren insanların parayla ilişkileri ya gani olacak yahut da parası olacak. Paranın sahibi olan kurumlarımız ise
kültürle hiç yakından uzaktan alakaları olmayan kurumlar. Söz gelimi demir çelik işletmeleri. Yönetim kurulunda bir kültür adamı yok. Söz gelimi Türk Hava Yolları. Yönetim kurulunda bir sanatçı olsa orada, bir kültür adamı olsa. Şirketler böyle, finans kurumları böyle. Yok, yapanlar var. Mesela Ereğli Demir Çelik öyle güzel bir eski divan mı şimdi hatırlamıyorum. Kanuni, Muhibbi Divanı. Kur'an-ı Kerim gibi bastı. Fevkalade bir şey. Yani vitrinimizden kıymeti olmayan kristal eşyaları çıkartıp o Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın bastırdığı o kitabı koyabilirsiniz efendim. Mücevher gibi bir kitap. Bunlara karamemi tesipleriyle olan. Evet. O fevkalade bir şey. Şimdi yavaş yavaş başladı. Fakat mesela tabii bu planlı programlı şekilde olmuyor. Şimdi İran'da 4000 senelik bir medeniyet var. Hindistan'da böyle. Mısır'da belki 5000 senelik bir medeniyet. Bir mühendis bundan 30-40 yıl önce yahu dedi ki bu müzelerdeki papirüslerin aynısını yapabilir miyiz? Yaptı. Bütün dünyayı şimdi papirüs sardı efendim. Biz de böyle bir şeyler düşünebiliriz. Şimdi tabii evet, düşünüldü. Evet. Onu ben hemen son gelişmeleri söyleyeyim. Müzelerdeki mağazalar daha önce biliyorsunuz devlet tarafından işletiliyordu. Şimdi o mağazalar Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nin bir grubunun kuruluşu olan Bilintur tarafından alındı. Ve genç araştırmacılar bu aynen sizin demin göstermiş olduğunuz gibi müzedeki eşyaların replikasını, birebir örneklerini yine malzemesinin çok iyi seçilerek bir çalışma sonucunda yapmaya başladılar. Hatta Şevket Bey bizim Ayasofya ile ilgili olarak bir yine Haliç işi bir çömlek. Balat'ta bir çömlek yapılmış. Onu bana satan usta dedi ki bu 1000 sene dayanır dedi. Yani biz de ölürüz. Kemiklerimiz bile çürüyebilir. Fakat o çömlek durabilir. Şimdi müzik de çok yüksek bir sanat. Fakat müzik biliyorsunuz notalar uçuyor, gidiyor. Ama şu kalıyor efendim. Şimdi o da kayıt altına alınıyor efendim. Alınmıyor da efendim. Şimdi bazı gençler ne çalmak istiyorlar? Ne bir bahri bir payandır. Hatta sahili görmeyecek şekilde açıldığı vakit tahsilini bırakabilir, hayatı efendim değişebilir. Fakat bir de böyle görsel, öbürü kulaksal demek lazım. Görsel sanatlar var. Mesela bazen bir çok zengin bir beyefendinin bürosuna gidiyorum yahut bir devlet adamının bürosuna gidiyorum. Muazzam bir salon, o mobilyalar. Şimdi hilye koymuştum. Şimdi o Hilye-i Hakani'yi yazınca Hakani Mehmet Bey, divan katibi, Edirne kapısında oturuyor. Her gün divana gelip gidiyor. Hilye'yi yazınca Ayas Paşa, 3. Mehmet zamanı, Ayas Paşa padişaha gösteriyor. Padişah da diyor ki dile benden ne dilersen. O da diyor ki hiçbir şey dilemem. Padişah kendini reddedildiğini zannediyor. Dile benden ne dilersen diyor, özür dilerim diyor, hiçbir şey dilemem diyor. Ve bunun üzerine bir kriz çıkıyor. İşte sen nasıl padişaha böyle dersin, vezirler, kaptanı der, ya Şeyhülislam Efendi falan. Neyse bunun gönlünü razı ediyorlar. Madem sen yaşlısın işte atla gidip gelebilirsin. Ona da Bostancıbaşı Ağa karşı çıkıyor. Şehir içinde ata kimlerin bineceği belli, yani kırmızı plaka gibi bir şey. Sonra Cigalazade Sinan Paşa Cağaloğlu semtini kurarken buna bir ev veriyorlar. O evde bir gece kalıyor Şevket abi. Ertesi gün o evden çıkıp gidiyor. Diyor ki ben bunu asıl sahibi için hediye olmak üzere yazdım. Burada ona bir şey dilersem ucuza satılmak addederim diyor. Yani öbür tarafa götürecek, peygamberimize sunacak. Çünkü peygamberimizin güzelliklerini, ruh ve beden güzelliklerini anlatıyor. Muallim Naci kitabında anlatıyor Esami'de Hakani Mehmet Bey yazarken Hilye yazarı Hakani Mehmet Bey sekerat-ı mevt halindeyken şehadet getirmeden önce son cümlesi şu oldu. Yaran-ı ba-safa şu cennet bahçeleri meğer ne güzel bahçeler imiş. Demek ki hediyesi kabul oldu ki
cennet bahçesinde ölmeden görüldü önce gördü ve ondan sonra şehadet getirip vefat etti. Çok enteresan bir hilyenin insana, insan ruhuna, çünkü onu ezberlemek, Hazreti Peygamber'i görmek gibi falan diye hakkında rivayetler var. Bir de buna var. Bakmak, şimdi buna bakmak gözlere bile şifa getirir efendim. Manasını anlamak şart değil. Benim gözüm değildir. Açıldı Şevket abi ona bakarak. O zaman efendim biraz paraya kıyacaksınız. Kendinize yaptıracaksınız. Eyvallah. Şimdi tabii bunun kendisine almasa bile artık İstanbul'da görülebileceği çok tabii. Güzel yerler var. Bir Yahudi asıllı koleksiyonerden bahsetti Şevket Bey. Hem kendisini rahmetle analım hem çok güzel bir gelenek başlatmış idi. Sakıp Sabancı. Bu hat koleksiyonunu sermaye sahibi olarak ilk başlatan kişilerden bir tanesiydi. Ve gerçekten sonra eserleri bir müzeye dönüşerek Sabancı Müzesi'nde çok zengin bir koleksiyon, yurt dışında da çok bilinen bir koleksiyon haline geldi. Müze kataloğu bile çok kıymetli çıktı. Oldu. Evet. Onun dışında devletin elinde yine bu tür koleksiyonların olduğu birkaç yeri de gençler var, için. Müzesi var fakat bizim halkımız ve zenginlerimiz ilgilenmiyor efendim. İşte bu programlar sayesinde belki onları buna teşvik etmekte fayda var. Vakıf Hat Sanatları Müzesi var. Vakıfların elinde bunlardan çok var. Türbelerde var. Teberrükat. Evet. Hatta bir sergi olarak biliyorsunuz Topkapı Sarayı'nda türbelerde bulunan bu tür hatlar sergilenmiş oldu. Bunun dışında Topkapı Sarayı'nın kendisinin Hırka-i Saadet Dairesi'nde işte aynı bu ve maalesef'teki İlla Rahmetelli Alemin o yazısının çok güzelliği, çok büyük celi boyuttaki örnekleri var. Yani ben param yok ama nerede görebilirim diyenlere de o yolu en azından. Yo, ben bastırttım görme efendim. Müzedeki yeri, en kıymetli hilyeyi bastırttım. Geçenlerde biri istedi. Bu büyüklükte çerçevesi çok lüks olmamak şartıyla 50 tane hediye edeceklermiş. 35 liraya verdim tanesini. Siz gitseniz çerçeveciye zaten 50 liraya, 70 liraya yaptıramazsınız. Ama tabii o arzu eden yani dar gelirli vatandaşlar öyle baskı alabilirler. Fakat parası olan öyle matbaa baskısı falan olmaz. Hattatlar da para kazanacaklar. Tabii. Gerçi ben şimdi bunu biraz ucuza mal ettiğim için bazıları da bana kızabilirler. Fakat yalan söyleyecek değilim. Ben bunu işte 2000 lirayla 2100 lira arasında ama parası çok olan gitsin. Çok büyük hat üstadlarımız var. Tesit konusunda efendim, bu işin doruğuna yükselmiş sanatkarlarımız var. Onlara 15 bin liraya, 20 bin liraya, 30 bin liraya yaptırsınlar. Otomobile 150 bin lira veriyor da Resulullah Efendimiz'in manevi portresine niçin birkaç bin liracık vermeyecek? Neyse isterseniz bu konuyu geçelim. Eyvallah. Peki. Ezgi sen bize hadi şerbetlerimizi getir. Biz de bu arada şu maillere bir bakalım Şevket abi. Bir hayli mail arka arkaya geldi. Herkes aynı dertten şikayet ediyor. Bir arkadaşımız Kanal İstanbul'un kültüre göre dizaynı nasıl olmalıdır diye size bir soru yöneltmiş. Bir başka arkadaşımız Çin'de 900 yıldır hiç değişmeyen bir Çince yazıyla arşiv belgelerini herkesin okuyabildiğini söylemiş. Bir başka arkadaşımız Karabük Eski Pazar'da Adrianopolis kentinde koyunlar otlatılırken görmüş, bize şikayet ediyor. Bir başka arkadaşımız Kanada'dan yazmış. Her zaman olduğu gibi şakır şakır bir yağmur altında bile sizi dinliyoruz diyor. Bir tanesi de arkadaşımızdan bir tanesi Monte Cristo'nun Osmanlıca bir nüshası evimde duruyor ve hala Osmanlı Türkçesi öğrenip onu okuyamadığım için içimde dertle söylediklerinizi haklısınız diyor. Necip Fazıl'ın bir sözünü hatırlatayım. Sorardı bazen. Filan şeyi biliyor musun? Bilmiyorum. Ne zaman başlayacaksın? Hemen başladı artık. Tabii. Yani bir gün, teşekkür ederim, bir gün bekletmezdi. Hemen başlasın efendim. Şimdi sadece Latin harfiyle okuma yazma
yeterli bir okuma yazma değildir. Evet. Mutlaka bin yıllık yazımızı da, lisanımızı da öğrenmek lazım. Belki bu ilkokul tahsili için gerekmez ama lise bitirmişse, üniversite bitirmişse atalarının mezar taşlarını okuyamayacak kadar cahilse doğrusu üzülüp acımak evet. lazım. Diğer maillerde size teşekkür ediyorum Şevket abi. Bu konularla ilgili bir hayli hakikaten sizi seven, takdir eden ve bu konuları dillendirdiğiniz için bir hizmet yaptığınızı söyleyen arkadaşımız var. Bu arada Ezgi bize Temri Hindi evet. getirdi değil mi? Bu Ayasofya'nın artık gelenekselleşmiş olan bir sebilinden ikram edilen kafesinden içilebilen bundan sonra içilebilecek olan çok teşekkür ederiz. Demir Hindi yahut Temri Hindi, Hint hurması şerbeti. Onlar gül de aldılar, gül de var, gelincik de var değil mi? Harika. Çok tabii bir şey. Yani ne kadar güzel. Bunları da yaşatmamız lazım mesela. Neden şerbetlerimiz hakikaten bugün artık kolayla yahut herhangi bir gazlı içecekle değiştiriyorsunuz? Bundan 50 sene önce bir İstanbulluya, 60 sene önce diyeyim, Coca-Cola, bir bardak Coca-Cola verin, bunu içeceksin. Bir yudum alır, ben bunu içemem. Tabanca dayayın alnına, içmezsen öldüreceğiz, öldürün yine içmem derdi. Şimdi maşallah şakır şakır içiyorlar. Evet, şimdi biz orada bir şeyler görüyoruz. Önce efendim, bir şimdi oradan başlayalım, peki. Başıma geçireyim de bari. Bu Mehmet Çetinkaya isminde iç mimar, halıcı, sanat tarihi okumuş bir vatandaşımızın ipliklerini Özbekistan'dan Türkiye'ye getiriyor. Burada kök tabii boyalarla boyatıyor. Ermenistan'a gönderiyor. Ermenistan'da bir aile. Büyük anne, anne, torun ve 20 kadar bir kadın grubu bunları işliyor. Bunu Özbekistan'da da işleyemiyorlar. Türkiye'de de işleyemiyorlar. Kapalı çarşıya giderseniz sokaklar vardır orada. Kalpakçılar sokağı, Arakiyeler, Takyeciler sokağı. Bu da bizim Kalpakçı kültürümüzün, sanatımızın bir dalıdır. Takke, rastgele bir takke zanaattir. Ama bunun gibi el işlemesi bir takke sanattır efendim. İnternetten İngilizce olarak görsel kısmından açın. Çin'de bayram namazı. Bütün cemaat çok güzel, zarif takkeler giymiştir başına. Ben cuma namazına gidiyorum, caz çalıyor. Hiç kimse artık başını örtmüyor. Ama bu bir sanattır efendim. Niçin? Namazın sünnetlerinden ve adabındandır. Niçin terk edilsin? Resulullah Efendimiz hayatında bir kere bile hac dışında başı açık namaz kılmamıştır. Şimdi bu yapılsa en çok nereye satılıyor biliyor musunuz? Amerika'da Texas'ta Santa Fe şehri var. Oraya gidiyor efendim. Bu biraz lüks bir şey. $150. Herkes alamaz. Ama yani 7, 8, 10 liraya da çok sanatlı takkeler yapabiliriz. Biz bunu da öldürmüşüz efendim. Amerikalılar alıyorlar. Orada Amerika'da kılık, kıyafet, her şey içeride hürdür. Bundan gezebiliyor bir Amerikalı. Ben şimdi bundan gitsem bir yığın arkamdan laf edecekler. Halbuki bence çok güzel bir şey yani. Estetik. Yani bu tabii sadece Amerika orada gezmiyor. Bizim turistler bakın siz de orada oturuyorsunuz. Tabii. Sultanahmet Meydanı'na baktığınız zaman herkes kapalı çarşı ve civarından fesler ve diğer takkeleri almışlar olarak dolaşıyorlar. Şimdi bu tabii biraz da aidiyet haline geldi. Bizim
sadece Müslümanlıkta değil, Kudüs'e çok gittiniz herhalde. Kudüs'ü de biliyorsunuz. Ben Kudüs, Arap şey, Müslümanların elindeyken yarısı gittim yani. Ağlama duvarında. İsrail Kudüs'üne gitmedim. Evet, bunun Yahudi dinindeki örnekleri. Yahut işte diğer her aşağı yukarı her dinin, her aidiyetin kendine göre bir şeyi var. En özgün olanları da etiketine de bakınız. Kosova'da yapılıyordu fakat maalesef o keçe külahlar artık Kosova'da Prizren ve Priştina'da Arnavutlar tarafından onlar da artık terk edilmeye başlanmış. Efendim şimdi buradan bir mesaj vermek istiyorum. Dindar Müslümanlara, namaz kılan Müslümanlara Allah namazlarını kabul etsin. Namaz çok yüksek bir değer. Lütfen güzel, zarif bir takkeyle namazlarınızı kılın. Ben mesela bir camiye gittiğim vakit ikinci, üçüncü cemaatler oluyor. Vakit geçmiş oluyor. İmamlık yapan muhterem kardeşimizin başında bir şey yoksa onlara durmuyorum arkalarında. Ne derlerse desinler bana. Efendim onu da bitirdik. Şimdi deniz kenarından alınmış bir çakıl taşı. Arkası da malum üzerine yağlı boyayla herhalde Kastamonu evlerinden bir ev resmi yapılmış. Sanatı olan bir şey değil. Bunu becerikli bir okul çocuğu da yapabilir. Ama bakın ekmeğini taştan çıkartmak. Gider deniz kenarına birkaç yüz tane böyle taş toplar. Sonra evin bir köşesinde yapar. Ha, Safranbolu diye yazmışlar altına zaten. Bunun için fabrika kurmaya falan da lüzum yok. Bunlar küçük el sanatlarıdır. Diyelim ki 750 liralık bir aile bütçesi var, geçinemiyorlar. Bundan da 5-600 lira kazandığı vakit turistlere falan satarak ne olacak? Efendim, 1250 liralık bir veyahut 1300, 1400 liralık bir bütçe olacak. Biraz düze çıkmış olacak. Tabii bunlar büyük akıllarını büyük sanayiye takmış kimseler bunları ihmal ediyorlar. Hayır, bu da dünyanın her yerinde yapılan bir şeydir. Daha çok yapmak lazım. Ben geçen yaz gittim, Filyos'a gittim, Ağaçlı'ya gittim, bir yığın taş topladım. Ressam da buldum onları yaptırmak için. Fakat bir türlü götürüp de yaptıramadım. Bunu da bir fikir vermek için. Başka, buna benzer başka bir şey daha göstereceğim. Bununla ilgili Şevket abi, yani taş bizde başka ülkeler, deniz kenarındaki ülkeler kum ile aynı şekilde bir kendilerine has üretimler yapıyorlar ve mesela şişelere doldurarak, şişenin içinde resimler yaparak, bilhassa Afrika ülkelerinde çok ince kumu olan yerlerde kumu işte yani taşı toprağı altın etmek bu. Taştan odun, bir, ağaç, ağaçtan, evet, ağaçtan yapıyorlar. Odun üzerine yapıyorlar. Daha neler efendim, denizden çıkan sedeflerle harikalar yapılıyor. Piyalepaşa Camii'nin İki imamı var. O imamlardan birinin 18 sanatkar çalışan bir sedef atölyesi var. Uluslararası şöhrete sahip. Bu zengin Arap ülkelerinden falan siparişler alan. Hatta arada bir de Filipinlere falan gidiyor. Brevesi de var. Denize dalıp şey çıkartma, sedef çıkartma şeyi. Benim projelerimden biri de İstanbul'daki 3000 camiden 300'ünün imamına geleneksel sanatlarımızdan birini öğrettirmek. İmam demek namaz kıldırma memuru demek değildir. Namazı zaten her Müslüman kılıyor. İmam efendinin bir kültür, bir ilim tarafı da olması lazım yani. Küçük bir atölyesi olacak. Hatta şimdi bir imamdan bahsedeceğim. Daha vefat edeli bir sene olmadı. Allah rahmet eylesin. 90 küsur yaşında Saraybosna Gazi Hüsrev Begova imamı. 50 küsur sene imamlık yapmış efendim. Bu 50 küsur sene zarfında bir kuruş maaş almadı.
Kendisi Zagreb ve Saraybosna Üniversiteleri filoloji mezunuydu. Belki ona yakın lisan biliyor. Arapça, Farsça, efendim Osmanlıca, İngilizce, Fransızca, Almanca artık saymakla bitmez. Şimdi en mühim özelliğini söylüyorum. Bu maaş da almıyor. Allah için imamlık yapıyor. Mesnevi-i Şerif'i ezbere biliyor. Böyle bir Allah imam olsun. Osmanlı bakiyesi o işte. Şevket abi yine küçük bir aramız var. Ondan sonra sohbete devam edeceğiz. Efendim bizden ayrılmayınız lütfen. Efendim, İncir Çekirdeği devam ediyor. Şevket Ege Bey'le güzel bir sohbet yapıyoruz. Şevket abi, ben üniversite okurken sizin yanınıza zaman zaman uğrardım. Daha o zamandan bir adetiniz vardı. Arada sırada bit pazarlarına falan giderdiniz. Böyle herkesin uğramadığı yerlerde bir takım değerli şeyler bulunabileceğini düşünürdünüz. Hala gidiyor musunuz? Gidiyorum ve belediyelere de çok dargınım. Çünkü Beyazıt'ta pazar günleri dehşetli bir pazar kuruluyordu. Gürcistan, Ermenistan, Türkmenistan, dış ülkelerden bavul ticareti yapan zavallı kadıncağızlar falan geliyorlardı. Biz de gidiyorduk orada, kitap alıyorduk efendim. El dokuması kumaşlar alıyorduk, halılar alıyorduk. Aklın ermeyeceği bir zenginlik. Bunu yasakladılar. Salı pazarında karşı tarafta pazar günü bit pazarı kuruluyordu. Kurulurdu, evet. Harikulade eski antikalar, akıl almaz şeyler bulunuyordu. Onu da yasakladılar. Şimdi herhalde bit pazarında bit mi var zannediyorlar. Bit pazarında bitten başka her şey bulunur. Mesela ben pazar günleri bazen gidiyorum. Geçen pazar Osmanlıca bir dergi buldum. Üzerinde kocaman Amid yazılı. Kenarında da Sevda. Amid-i Sevda. Kara Amid. Diyarbakır'ın eski ismi Amid'dir. Bu, bakın ben 60 senedir kitap, dergi, eski evrak toplarım. İlk defa pazarda böyle bir şey gördüm. Çok nadir bulunan bir dergi. Tabii bunu aldım, mutlu oldum. İçinde Ali Emir Efendi'nin rahmetli bir yazısı da var. Onu da okudum. Bir bakabilir miyim? Çok beni mutlu kıldı. Sonra bakın, Arapça bir gazete. El Irak. 1921'de, Osmanlılar 1918'de terk ettiler, Bağdat'ta basılmış bir gazete. Nasıl düşmüş bit pazarla? Ona da aklım ermiyor. Yani nihayet çürük bir gazete kağıdıdır. Onu da aldım. Daha önceki haftalarda iki tane Afyon'da basılan gazete aldım. Birinin ismi İkaz. Birinin ismi de Haber. Şimdi yani dünyayı arayıp tarasanız bu gazeteleri bulamazsınız. Düşmüş kısmetime. Ben bunu alıyorum. Şimdi çok pahalı bir adamın cep telefonuyla konuşurken böyle zevkten dört köşe olması var ya, ben de bunlardan efendim çok memnun oluyorum, mahsus oluyorum ve bazen bir şeye kızıyorum, kitap falan okurken bakıyorum 20 dakika sonra başımın ağrısı, sinirim gitmiş, tansiyonum da normale düşmüş. Şimdi tabii bit pazarından sadece bunlar düşmüyor. Bir de 1335 tarihinde mi ne, Mekke'de Malatyalı birinin bastırdığı böyle tek sayfalık bir Kaside-i Tevessülüye
yani o dini bir tabirdir. Peygamber Efendimiz'i vesile kılarak Allah'a yalvarmak. Şimdi daha sonra o Vehhabiler onu bir kere yok etmişlerdir. Onlar tevessülü kabul etmezler. Büt pazarından bana düştü yani. Keşke efendim şimdi çok azaldı. Bundan 40-50 sene önce kamyonla geliyordu pazarlara, ayak altında kalıyordu. Tabii böyle şeyler de bunu Ankara'ya gitmiştim. Bu itfaiye meydanı diye bir yer var orada. Bunlardan 4 tane mi ne vardı? Adam eskici ne vereyim dedim 4 tanesine. 2 lira verdi. O kadar. Tabii. Peki, şeyi soracağım. Şevket abi bunları yani bir kısmını ben biliyorum. Ama 50 seneden beri falan aşağı yukarı topluyorsunuz değil mi? Topluyorum. Şimdi bazılarını da bana yardım eden gençler doldurmuşlar, atmışlar sandıkların sepetlerinin içine koymuşlar. Bulamıyorum. Bugün bir de tesbih alacaktım. Zor ha, buldum şu tesbihi. Programda bir de tesbih var efendim. Şundan dolayı bunu soruyorum. Şevket abinin çok zengin bir mahalli gazeteler birikimi var. Ama bunu tam koleksiyon demek zor çünkü bunları siz kendiniz bir de aradığınız zaman evde bulabiliyor musunuz? Bulamıyorum. Ev çünkü işte artık yükünü almış vaziyette. Bende bir gazete var. Eskişehir'de çıkmış 1920'lerde ama Yunan işgali sırasında doğru değil. Arif Oruç diye evet biri çıkartmış. İsmi Yeni Dünya. Altında Türkiye Bolşeviklerinin naşiri efkarıdır diyor. Birinci sayısı. Dünyanın hiçbir kütüphanesinde yok efendim. O böyle bir naylon poşet içinde, inşallah kaybetmemişimdir. Yoksa bir tarihi yok i̇nşallah oldu. Şimdi ben Amid-i Sevda'ya baktım. Hakikaten burada Ali Emiri Efendi'nin iki tane yazısı var. Faik Reşat'ın bir makalesi var. Bir edebi makale var. Taşıcalı Yahya'nın Kanuni'ye bir tahmisi var. Edebiyat kısmı da var yani derginin. 15 günde bir yayınlanır diyor. Bir de burada Malim Naci ile ilgili evet efendim bir hatıra var. Evet. Şöyle diyor işte Faik Reşat herhalde Unat olsa gerek. Onun Diyarbakırlı mıydı bilmiyorum ama derler belalı aşika ya sabır ya sefer. Sabrım tükendi. Lazım olur bana bir sefer. Muallim Naci böyle demiş gitmiş. Şimdi Ali Emiri rahmetliyi de anmak çok da gerekir. Uydu. Yani tevafuk olur Şevket Bey'in Ali Emiri ile ortak tarafları da var. Şimdi başlığı ben okuyayım evet, ondan sonra birazcık Ali Emiri'den bahsedelim. Her 15 günde bir neşrolunur ilmi, fenni, içtimai, edebi gazetedir. Ve Ali Emiri Efendi'nin makalesinin başlığı Vatan Muhabbeti, Sayu Gayret ve ilim. İlim, çalışma ve teşevk, coşku vatan ve vatan sevgisi. Bunun üzerine 4,5 sayfalık bir makalesi var. Hakikaten belki bugünkü de Latin harflerine çevrilmemiş de olabilir. Ona bir bakalım. Evet, bu bize Ali Emiri Efendi'yi de hatırlatıyor. Ali Emiri Efendi tabii Fatih'teki Millet Kütüphanesi'nin kuruluşu, Feyzullah Efendi Medresesi'nin kütüphaneye çevrilmesiyle çok tanınan ya tanınması gereken birisi ama 2 yıl evvel restore edilip evet, açıldı restore tekrar. Edilip, çok güzel bir sergiyle de evet açılmış oldu. Kitap sevgisi dendiği zaman işte eskilerin, esnafın pendi diye Yahya Kemal'in de isimlendirdiği bir şahıs. Hayatı boyunca kitap toplamış. Sizin gibi aşağı yukarı her gün sahaflara gitmiş. Alef selef oldunuz evet yani gıyaben. Yok. O da üveysi, boğuluk zamanında yaşadılar. Evet. O da bir şey aslında bir devlet memuru, maliye memuru. Divan-ı Lügati Türk'ü bularak bütün bizim ilim dünyasına ve kitap dünyasına adını kazandırmış. Diyarbakır'dan gelerek İstanbul'un ilim ve irfanında kendisini kabul ettirmiş olan çok müstesna bir şahsiyet. Ve bunu da işte o akşam şimdi sizin burada anlattığınız gibi Diyarbakırlar Kahvesi'ne giderek Çemberli Taş'ta bugün sahaflardaydım. Sahaflarda
şöyle bir kitap buldum. Bunu gören var mı, bilen var mı diye kilise rıfatlara, muallim arkadaşlarına söyleyerek bundan büyük keyif alan, hayatta başka aşağı yukarı hiçbir zevki ve harcaması da olmayan ve Divan-ı Lügati Türk kitabına da biliyorsunuz bütün parasını biriktirerek anca alabilen ama millete hediye etti efendim. Evet. Allah kendisine rahmet eylesin. Yabancılar çok büyük paralar kitaplarına teklif ettiği halde bize verin, yanımda siz ölene kadar kalınız, kitaplar yine sizin olsun dedikleri halde bunu milletin parasıyla, devletten maaş alarak topladım ve yine millete kalmasını istiyorum diyerek ismi dahi koydurmayarak bile, evet. Millet Kütüphanesi adıyla Fatih'teki o büyük kütüphaneyi kuran Ali Emre Efendi. Arnavut ve Rumeli şairlerinin efendim hayatları, eserleri hakkında bu vazifesiyle ilgili olarak dolaşırken bir de tezkire yazmıştır. Onu bitiremedi ama yeni yazıyla basıldı. Hakan Karatekin. Hakan Karatekin, evet. Ender'in yayınlarından efendim, çıkan. Şimdi gençlik Ali Emiri Efendi'yi bilmez. Münevver geçinenlerimiz de bilmez. Ama şimdi bazen biri bana geliyor, soruyorum. Dindar bir kimseyse bana Allah'ın sıfatlarını say diyorum. 5 vakit namaz kılan hiç sıfat sayamıyor. Şu anda ekranları başındaki insanlar, hadi bakalım çocuklar. Allah'ın 14 tane sıfatı vardır, ilmihal kitaplarında yazıldır. Soruyorum ona, efendim yani Kamer Genci tanıyor musun? Tanımaz olur muyum? Şu futbolcuyu, şu şarkıcıyı, şu mankeni maşallah hepsini biliyorlar ve kendilerini Müslüman olarak, İslam inancına göre kendilerini yaratan ve kendilerine rızık veren Allah-u Teala'nın sıfatlarını bilmiyorlar. Halbuki bunu orta zekalı biri 5 dakikada ezberleyebilir efendim. İnsanları teşvik etmek lazım. Buradan bizi dinleyenler beni affetsinler. Fakat kendilerini bir imtihan etsinler. Allah-u Teala'nın 14 sıfatını bilmiyorlarsa hemen efendim bir ilmihal kitabı alıp lütfen ezberlesinler. Bizi de hayır duayla ansınlar. Hazreti Peygamber'in doğum yerini soruyordu geçenlerde bir kamerayla bir televizyon muhabiri. Gelen geçene Mısır Çarşısı'nın önünde İstanbul'da. Ya bilmeyenleri öne çıkardı yahut da bilmediğimizi göstermek istiyordu ama sorduğu 10 kişiden 6'sı Hazreti Peygamber'in doğum tarihini, doğum yerini bilmiyordu. Nerede Ravza-i Mutahhara, nerede kabri diye soruyor o tabii. Onu bilmediler. Ama benim sorduğum şimdi 5 vakit namaz kılan ve dindar insanlara soruyorum. Ve en basit, en tabii, en öncelikli ilmihal dediğimiz temel dini bilgileri bilmiyorlar. Ondan sonra efendim politikayla uğraşıyorlar. Politika dipsiz bir kuyudur efendim. İçine düşen zaten yanmıştır. Bugünlerde politikadan bahsetmeyelim, evet. Seçimler yakın. Onun için biz isterseniz şeyden Ali Emiri Efendi demişken herhalde Şevket Bey'ler ona yetişmiştir. Belki de bulunduğu meclisinde. İbn-i Emin Mahmut Kemal İnal'ı da söylemek tabii. Bu grup içerisinde. Efendim ben siyasal bilgilerde okurken 1952-1956 yaz tatilinde rahmetli annem babam burada yaşıyorlardı. Geldim. Şimdi kafama koymuşum Üstad İbnül Emin Mahmut Kemal Bey'i ziyarete gideceğim ama korkuyorum da utanıyorum da çekingen bir gencim. Neyse Beyazıt'a gittim. Mühürdarzade Emin Paşa'nın konağını buldum. Konağın bir kısmı oturulmuyor. Pencereler toz kaplı. Perdeler de güneşten 30-40 belki 50 senedir perdeler değişmemiş. Erimiş çökmüş. Kapıyı çaldım. Merdivenlerden çıktım. Bir cam mekandan bir hanım açtı. Efendim Üstad İbnül Emin Beyefendiyi ziyaret etmek istiyorum. Üst kata çıkın dedi. Üst kata çıktım. Bir kapıya vurdum. Efendim, bir odaya girdim. Gir dedi. Bütün duvarlar
Hüsnü Hat dolu efendim. Nasıl? Koltuklar, onlar da meşrutiyetten kalma koltuklar. Üzerine kitaplar konmuş, çökmüş koltuklar. Fakat baştan aşağı kitap kokusu vardı bir kere. Sizinle bir tarif ediyorsunuz evet. Şevket abi. Ondan sonra efendim dedim ben Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi talebesiyim. Zaten elinizi rahatsız ettim, elinize öpmeye geldim. Hayret dedi, demek ki Mektebi Mülkiye'de de bizi tanıyan varmış dedi. Başımda kadifeden de bir, o sokakta da öyle gezerdi. Böylece onun ziyaretiyle bereketlenmiş oldum. Ya o konu hakimlerin yolu düştü değil mi? Herkesi almıyorlar tabii oraya. Efendim, İbnül Emin Bey... Eşi emsali insanlar içinde bulunmayan çok enteresan bir şahsiyet. Neydi şahsına münhasır olan birisi? Ondan sonra efendim bin türlü zahmet ve yokluk içinde harika eserler yazmış. Cihan toplansa şimdi onun o eserlerin iki sayfasını yazamazlar. Yakın tarihimizi efendim aydınlatmış. Hattatları yazmış, musiki şinasları yazmış, efendim şairleri yazmış, sadrazamları yazmış efendim. Onu da rahmetle anıyoruz. Yazık ki efendim o köşkü yıktılar. Halbuki onun bir müze olarak muhafaza edilmesi gerekirdi efendim. Bir de levhalarını İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ne vakfetti. Onlar da üst üste koymuşlar. Sonra mermerleri, taşlıkları yıkarken sular bir kısmını da yok etti. Halil, biliyor musun? Kani Karaca rahmetli, onu da anmış olalım. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'ın konağına gider. Orada işte icra için. Tabii onu birinin götürmesi lazım ama olduğu için. Her seferinde onu birisi götürür, kapıda bırakır, geri dönermiş. Bir seferinde götüren kişi içeriye de girmiş. Tabii o mecliste herkesin olması, nadanın oraya girmesi makbul olmadığı için meşhurdur, siz de biliyorsunuz. İbn-i Emin Mahmut Kemal İnal demiş ki, Kani geldi, Fuzuli de geldi demiş. Kani ve Fuzuli iki şairin adı. Evet, senin çakılara geçmeden evvel. Ben bu grup içerisinde Ali Emir Efendi'den başladık. Şevket Bey'in buradaki bizi... aydınlatmasıyla. Çelik Gülersoy'u bu gruba dahil etmek istiyorum. Çelik Bey de hayatı boyunca kitap toplayan, değerli evet, değerli harita toplayan, gravür toplayan ve bunları İstanbul Kitaplığı adıyla bir vakıf olarak yine kendi yaptırmış olduğu Soğukçeşme Sokağı'nda bir ev olarak bırakan ve İstanbullu araştırmacıların takip etmesine imkan sağlayan bir kişiydi. O da bu grubun son, bizim yetiştiğimiz örneklerinden gönül arzu ederdi ki İstanbul'un efendim tanziminde Çelik Gülersoy'un da bir reyi olsun. Fakat tabii İstanbul efendim benim çocukluğumda İstanbul vardı. Şimdi yine var ama bundan 15 sene kadar önce İngiliz veliahtı Prens Charles geldi İstanbul'a. O mimarlık ve şehircilik meselelerine ve konularına çok ilgi duyan bir kimsedir. Çok ağır konuştu efendim. Siz İstanbul'un canını okumuşsunuz dedi. Şimdi Marmara'dan İstanbul'a şöyle bir bakın. Camiler olmasın, bir taş ve beton yığını, üstelik de çirkin mi çirkin. Allah onlara rahmet eylesin. Amin. Padişahlarımız o güzel Selahattin camilerini, valide sultanlarımız efendim onları yaptırmışlar da İstanbul'un bir silüeti var. Şimdi Marmara'dan çekilecek bir fotoğrafta İstanbul silüetinde artık minareler ön planda değil. Avrupa yakasındaki gökdelenler minarelerin bütün silüetlerini kapatıyor. Yani Marmara'da bir helikopter minareler hizasından fotoğraf çekse minareler kayboluyor. Maslak'taki gökdelenler, İstanbul Taksim'deki daha bitmedi. Şimdi İstanbul'un nüfusu sakın 12 milyon zannetmeyin. Bu yalana inanmayın. 22 milyonu geçmiştir İstanbul'un nüfusu. Bunun ispatını da şöyle yapıyoruz. Bir helikoptere yahut turistleri gezdiren küçük bir uçağa bindiğimiz vakit
uçakla, helikopterle dolaşmakla bitmiyor İstanbul'a. Tekirdağ'a kadar sahilden bitişmiş. Neredeyse İzmit'e kadar bir iki boşluk dışında bitişmiş. Dağlar, vadiler, tepeler, dere yatakları her yer bina dolmuş ve bunlar da en çirkin şekliyle. Bizim ecdadımızın böyle bir şehircilik yani mevzuatı yoktu. Bir yere bir ev yaparlar, bir bahçeli konak yaparlar. Uzaktan baktığınız vakit o bahçelerde yeşillenince harikulade bir manzara olurdu. Şimdi uzaktan baktığınız vakit içi kararıyor. Ahmet Haşim bir yazısında diyor ki, 20'lerin sonuna doğru yazmış. Kötü bir kitabı diyor, kapatıp bir yere koyarsınız, kurtulursunuz. Fakat kötü mimariden kurtulmanın imkanı yoktur. Kötü mimari ve şehircilik bir şiddet hareketidir. Şimdi bir sıkıntılı vatandaşı ormanlara götürün, yeşilliklere götürün yahut efendim Büyükada'nın köşkler bölgesine götürün, içi açılır. Çok neşeli, çok ferah bir insana bizim bu efendim berbat mahallelerimizden birine götürün, tansiyonu yükselir. Beyni efendim çatlamaya başlar ve stres olur. Niye? Onlara bakarak insanın içi kararıyor. Allah İstanbul'un nüfusunu daha da artırmaktan hepimizi korusun efendim. Şu kadarını da ilave etmek lazım Şevket abi. Yani bir ucu Tekirdağ'ına, bir ucu Kocaeli'ne dayanan bu şehrin yöneticilerinin de hakikaten yapmaları gereken o kadar çok iş var ki şu haliyle bile o yapılanlar en azından onların gayreti ve iyi niyetleriyle yürüyor. Yani böyle bir heyula şehri yöneteceksiniz, altyapısını koyacaksınız. Ben bir şeyden de umutluyum. Bizim bu şikayet ettiğimiz konuları inşallah İstanbul'a yapılacak olan yeni iki tane şehir ve bir tane de kanalda biraz daha o bizim özlediğimiz o İstanbul'un hani Çelik Gülersoy keşke müdahil olsaydı dediğiniz şekilde sizler müdahil olacak şekilde inşallah planlanacak, öyle yapılacak. Ben öyle umut ediyorum. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda duyarlı olduğunu, öyle başbakanımızın de, da duyarlı olduğunu biliyorum. Ben denize hiç sormazlar. Ben sorsunlar demiyorum fakat ben muhalif bir insanım. Benim muhalefetim siyasi muhalefet değildir. Siyasi muhalefet o berbat bir şey benim nazarımda ama ben şimdi bir ülkede kötü şeyler oluyorsa o ülkede muhakkak muhalif olmak zarureti vardır. Mesela şimdi Türkçe bozulmuş. 300 kelimelik bir sokak, çarşı, pazar Türkçesiyle konuşuyoruz. Ben bu konuda muhalifim. İkincisi eğitim dejenere olmuş. Muhalif olmayıp da ne yapacağım? Uyuşturucu kullanma yaşı okullarda 10 yaşına inmiş efendim. Muhalifim. Yani benim muhalefetim şu veya bu politikacıya, şu veya bu partiye göre değil. Elbette. O gidişatı bu açıdan baktığım vakit beğenmiyorum. Efendim bazı şeyler ilerliyormuş. Onu tabii ki kabul ediyorum. Yarın yetişebilirsek Ankara, İstanbul arası belki 2,5 saate inecek. İnşallah. Bunu takdir etmemek mümkün mü? Ama bunun yanında ben eğitim isterim. Ha bir de şu var. Bu gece ondan da birkaç kelime bahsetmemiz lazım. Şimdi görgü, nezaket kuralları da... Bunu bir sonraki bölüme ayırdık. Bunu mutlaka konuşmamız lazım. Şimdi Haluk'cum istersen sözünü söyle. Ondan sonra musikiyle evet, şarkıya ara verelim. Geçmek üzereyiz ama... Şevket Bey, Prens Charles'ın bu 10-15 sene önceki girişinden bahsettiniz. Prens Charles kamuoyuna duyurmadan geçtiğimiz zaman içerisinde tam şeyini söylemeyeyim bir daha geldi. Ve niye geldi biliyor musunuz? Sanat tarihi tarafı çok kuvvetli. Bizim Kariye Müzesi'nde bulunan bazı mozaikleri yeni baştan sanat tarihi uzmanlarıyla incelemek için geldi. Ve kendisine Kariye Müzesi özel olarak açıldı. Kariye Müzesi'nde Prens Charles'ın katılmış olduğu bir özel sunum yapıldı. Ve o sunumda bulunduktan sonra Prens Charles
tekrar döndü. Tarih okudu galiba değil mi prensa? Sanat tarihi ve mimarlık evet. merakı çok yani fazla. Yani biz mesela istese tıp da okuyabilirdi ama. O zaman bu görsellerde Prens Charles ve İslam diye arayın bir evet. resim çıkacak. Kahire'ye gitmiş, Ezher Üniversitesi'ni ziyaret etmiş. Ezher'in rektörü şeyhi, sarıklı, cübbeli, sakallı bir hocaefendi. Prens Charles efendim başında sarık, sırtında efendim Müslüman cübbesi. Onunla birlikte kırmızı halıda yürüyorlar. Evet, şimdi evet. biraz içiniz parçalandı ya. Yüz parçaya falan onu reklamlardan ya. Sonra evet. iki ona bağlı bir şey o zaman reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra. Peki efendim ara veriyoruz. İncir Çekirdeği'nde Hacı Arif Bey'den devam ediyoruz. Olmaz ilaç sineği satma areme. Gülsegah, evet Taksim'de. Çare bilinmez bilirim yâreme. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. Çok zarif bir şarkı.
çok hakikaten evet. içinde güzel bir geleneği de barındıran, böyle tiri müjelerin cana kastettiği eski zaman sevdalarından bir... Anlayan kaç kişi kaldı? Şimdi doğrusunu isterseniz bu tür şarkı sözlerini dinleyince ben eskiden ne kadar zarif insanlar yaşamış, şarkıların sözleri bile ne kadar insanlara bir şeyi telkin ediyor diyordum. Şimdi senin önünde de çok yine zarif bir takım evet, şimdi, koleksiyonerliğinin ucu. Bursa'dan ta Toledo'ya kadar. Çok zarif, dünyanın çok sayılmaz tabii Ali Şevket abinin o ya kitapları ve güzel nefis hatları yanında. Benimki biraz farklı. Ben biraz... Şöyle açalım önünü. Tabii şimdi anlatacağım onları. Çoban kültüründen geldiğim için, dağların ve kırların adamı olduğum için bir merakım çoban çakılları biriktirmek. Kır çakılları biriktirmek. Bir dönem Şam'da yaşarken Şam'ın çakısı ve Şam'ın çeliği meşhurdur. Şam, Damaskus. Kılıcı. Evet, kılıcı olarak. Sonra Toledo'da işte o meşhur olmuştur. Batı'da da İsviçre çoban çakıları meşhur. Ama bizim coğrafyamızın çakı kültürü ve üretimi çok geniş. Yemen'de hala devam ediyor. Bunu Yemen'den, Sana'dan almıştım. Bu Yemen erkeklerinin olmazsa olmaz bir hançeri. Göbek kısmında taşıyorlar evet, değil mi? Alameti farikası gibi yani. Bunsuz bir erkek tabii. neredeyse yoktur takmayan. Ve bunun bölgesine göre, özelliğine göre de işlemeleri farklıdır. Bu bir antika bir özelliği. Bunun dışında tabii bizim Kafkasya'da Çerkez kaması dediğimiz, Kırım'da Tatar kamaları dediğimiz kamalar var bu grupta. Ama benim esas saham onlardan ziyade bu çoban küçük çakılar, el çakıları. Bu çakılardan en son aldığım bu sene çok eskiden beri her gidişimde alıp getirmiş olduğum Prizren çakısı. Kosova'nın o Prizren olan Prizren'i çakısıyla meşhurdur. Bunlar boynuz çakılar, doğal boynuzdan yapılan çakılar ve orada birkaç usta, Sadık Usta, Ali Usta, Şadan Usta bunu devam ettiriyorlar ve her gidişimde kimle gittiysem Prizren'e, Prizren'i gezdirdikten sonra Prizren'in çakısı meşhurdur. Gidin ve bundan alın, o üreticiler bu işi devam ettirsinler, yeter ki Prizren çakısı bitmesin, kesilmesin diye. Aşık Çelebi'ye göre Prizren'in çakısıyla birlikte bir de katibi de meşhur. Tabii çok şey. Divit. Evet, şeyi de meşhur. Divit'i belinde doğar, doğan çocuk diyor. Evet, evet, şimdi coğrafyamızın zenginliğinden biraz da bahsetmiş oluyoruz. Yemen'den başladık, Prizren'e geldik. Bunu da iki defa gittim, her gidişimde örneklerini getirdim. Doğu Türkistan'dan Kaşgar çakısı. Kaşgar'ın bu tür bıçakları biraz turistik özelliğe sahip olan bıçaklar ama Doğu Türkistan ve Kaşgar Kapalı Çarşısı'na gittiğiniz zaman birçok dükkanın bu bıçakçılık yaptığını görüyorsunuz. Bu bir çizme gibi. Tek evet. başına bir çizme zaten gibi. Zaten çizme motifi evet. çok kullanılır. Onun tam tersi bu çok süslüsü. Çok basidi bir örneği. Bir bizim Maraş bıçağı. Genellikle bunlar boynuz ve maden dışında ağaç saplardan yapılıyor. En makbul gül ağacıdır. Gül ağacının sapından yapılır. Bu bir katı. Evet. Maraş çakı, Ökkeş Usta, Maraş'ın Ökkeş'i meşhurdur. Yine bizim coğrafyamızdan Maraş'a yakın Toroslar'ın Kozan'ı var. Gökhan kardeşim bunu benim için Kozan'dan yaptırmış. Yine boynuzdan, çelikten bir Kozan işi çakı. Şimdi burada Bursa'yı tabii unutmamak lazım. Bursa'nın kasap bıçakları meşhur, küçük bıçakları meşhur. Bursa'yla beraber Anadolu'da yine bıçakçılığı çok gelişmiş olan bir yer. Sivas'tır. Bu da Sivas'tan yine kemik uçlu bir örneğim. Girit örneğini koymayı unutmuşum. Girit'te yine bıçakçılık meşhurdur bizim coğrafyamızda. Girit'ten de alıp getirmiştim. Haftaya Girit'e gideceksin galiba zaten. Girit'e mi? Yunanistan'ın evet. geneline bir yine programı olacak. Yatağan adıyla meşhur ve malum olan yatağan çakıları da yine son dönemde özellikle çok ticari olarak başladı. Bir de tabii Tosya. Hı hı. Benim hem çobanlığıma hem kır çakısı dediğimiz kır testeresi örneğiyle çok güzel üretim yapan bir bölge. Tosya'yı da bu grubun içerisine katmış oluyorum. Buhara çakısı ve Girit çakısını buraya getirmedim. Onlar da yine bu bizim zengin coğrafyamızın. İnanıyoruz evde koleksiyonunda evet, zengin, zengin coğrafyamızın bir örneği. Sen de bir yere gidersen çakısı meşhur olduğunu görürsen. Alırım. Aklına ben geleyim. Sürmene çakısı yok. Sürmeneyi evet sürmeneyi de unuttuk.
Sürmene'de daha çok kasap bıçağı tarzında şimdi ticari olarak yapmaya başladılar. Daha çok estetik, küçük, evet. Boynuz saplıç, çakılar, bıçaklar var. Ben bir tane aldım. Bir yıl bıçak var evde. En güzeli Sürmene. Evet, şimdi Sürmene'yi artık İstanbul'a getirmeye de başladılar ama Sürmene çakısı Karadeniz kültüründe. Hı hı. O kını da olacak onun. Tabii. Kınına koyacak ve aynı bu biraz önce göstermiş olduğumuz Yemenliler gibi onu beline takarak delikanlılığın şartlarından bir tanesi de bu sizin de ifade ettiğiniz Sürmene. Evet, Sürmene bıçağı. Evet Şevket abi, şimdi bu bir bıçak deyip geçiyoruz ama yani üzerindeki işlemelerinden bile bir kimlik gösteriyor. Yani bu bir şeye aidiyet gösteriyor. Bizim eski aidiyetimizin içerisinde zarafet ve nezaket çok önemli bir yer tutardı. Bugün biraz galiba bunlardan yoksun kaldık. Biraz değil. Neredeyse büsbütün yoksun vaziyete geldik. Birazına razıyız. Tramvaya biniyorum. 80 yaşında ayakta zor duran bir ihtiyar orada ayakta sallanarak gidiyor. 18 yaşında taş ve kazık gibi bir delikanlı oturmuş. Genç bu, kız da olsa, yani 18 yaşında genç kız da olsa kalkması efendim, lazım. Şimdi, bundan ben de çok şikayetçiyim. Bir şehirde 80 yaşındaki ihtiyarlar ayakta titreyerek yolculuk ediyorlar. 18 yaşında taş ve kazık gibi gençler oturuyorlarsa o şehirdeki gökdelenler beni kurtarmaz efendim. Keşke gökdelen olmasa da küçüklerin büyüklere saygısı, büyüklerin de küçüklere şefkati ve merhameti olsa. Bugün merhametsiz bir toplumda yaşıyoruz. Bir ay oldu mu Samsun'un bir ilçesinin bir köyünde bir zavallı köpeği ağaca bağladılar. İki tane vahşi insan sopalarla döve döve köpeği öldürdüler. Köpeğin feryadından dağlar vadiler inlemiş. Daha sonra İstanbul'da bazı hanımefendiler Beyoğlu'nda da bir protesto yürüyüşü yaptılar. Haberim olsaydı ben de giderdim. Efendim bir köpek ölmüş de ne olmuş? O köpeğin bir ahı vardır. 72 milyonun üzerine felaket getirdi. Eceliyle ölmemiş gibi de. Sonra efendim geçen Ramazan'da İzmir'de zavallı bir kediyi bir evet. Üniversiteli tekmeliye tekmeliye öldürdü. İnşallah polis müdürü falan olmaz hayata atılınca. Bu İstanbul köpeklerinin kedinin biliyorsunuz hayırsız adaya taşınıp evet. Orada İmparatorluk ölmesi battı, evet, batış sebebi olarak eskiler çok, onu gösterirler. Köpeklere yapılan zulüm. Bırakın kediyi köpeği, bir karıncanın bile lüzumsuz yere, haince, sadik duygularla öldürülmesi o beldeye felaket getirir efendim. Bugün kuş kalmadı kırsal kesimde. Şu Kocaeli Yarımadası'nda ve Trakya'da bana bir tek tavşan bulun bakayım. Yok, denizlerdeki balıkları bile kuruttuk efendim. Onun için Türkiye'nin mesela merhamete ihtiyacı var. Merhamet gidince otoyollar, limanlar, hava alanları, barajlar tek başına kurtarmaz. Hazreti Ömer bir kabile mensuplarına sormuş. Ne var ne yok? Her şey iyi de develerimiz uyuz oldu. E ne yapıyorsunuz? Çok saliha bir kadıncağız var. Yaşlı bir hanım, ona dua okutuyoruz. Hazreti Ömer demiş ki, o kadıncağızın dualarına biraz ardıç katranı karıştırırsanız fena olmaz. Onun için Türkiye'deki bugünkü kalkınmanın içine merhamet karıştırmak lazım. Nezaket karıştırmak lazım. Komşuluk karıştırmak lazım. Güler yüz karıştırmak lazım. Yani yağmur duasını çıkar gibi merhamet. Merhamete çok ihtiyacımız var. Şimdi İslamiyet'teki en küçük hayır nedir biliyor musunuz? Tebessüm etmektir. Peygamberimiz buyuruyor ki kardeşinin yüzüne gülmen, tebessüm etmen o da bir sadakadır diyor. Parası yok, pulu yok. Böyle Abu Sulveci yani çatık bir surat insanın içini karartır. Nezaket bir de İstanbul nezaketi istiyoruz efendim. Eskiden Türkiye'de çok nezaketler vardı.
O evet. Yağ ve bal nezaket İstanbul'daydı. Ama Konya'nın hanedan aileleri, Diyarbakır, Erzurum, Van. Hepsi Van nezaket. Yalnız onlar yöresel nezaket. Kendilerine göre nasıl efendim, diyelim ki İstanbul'un baklavasıyla Gaziantep'in baklavasının arasında böyle bir zevk ve lezzet farkı var. Ama şimdi ben büsbütün kalmadı demiyorum. Ama bunu sokakta görmem lazım efendim. Mesela eski İstanbul ve İslam terbiyesinde sokakta yiyip içmek ayıptı ve mürüvvetsizlikti. Gittiniz, havalar ısındı, bir kebapçı belediyeden izin almış, masalarını kaldırıma kurmuş. Sizin de canınız çekiyor, efendim bol tereyağlı, yoğurtlu İskender kebabı yiyeceksiniz. Eskiden İslam mahkemelerinde herkesin arasında yiyen içenin şahitliği o hadiseden 6 ay geçmedikçe kabul edilmezdi. İlk İslam büyüklerimizde herkesin arasında çarşıda, pazarda, sokakta yiyen ve içen kimselerin rivayet ettikleri hadisleri kabul etmemişlerdir. Daha dün gördüm, birinin başı örtülü bir hanımdı. Kocaman dondurma külahlarını almışlar, yaşını başına almış. Kadınlar yalıya yalıya gidiyorlar. Çocuklar bile, eski Osmanlı çocukları bile bunu yapmazlardı. Okullara ders konsa, nezaket, evet, terbiye, edep derse öğretmeni kalmamış. Bu nezaket isteyerek biz programı... Hayır, şimdi gürültü yapacak çocuklar. Susun ulan! Dediği vakit ben hemen azlederim o nezaket hocasını. Evet, biz İstanbul'un üzerine, Türkiye'nin üzerine nezaket yağsın diyoruz. Efendim, bu akşam Haluk Dursun, ben, Ezgi ve Halil ile birlikte çok değerli bir konu ağırladık. Şevket Eygi Bey misafirimizdi. Şimdi ben Haluk'a sözü bırakıyorum. Bir şarkı ile programımızı sonlandıracağız. Haftaya inşallah İnci Çekirdeği de yine beraber olmak üzere. Buyurun. Evet, Hacı Arif Bey'den yine bir Kürdüz Yasker şarkıyla programı kapatıyoruz. Grubetti Güneş, Dünya Karardı. Grubetti.